ilk başladığımızda birçok insan sefarad mı, sefarad nedir, sefarad kültürü nedir, böyle bir şey var mı diye sorular sordular. Hem bize hem kendi aralarında. Sefarad derken neyi kastediyoruz? İzmir özelinde 1490'ların sonunda 1500'lerin ortasına kadar olan süreçte İzmir'e yerleşmiş olan ve İspanya'dan gelen Yahudilerden söz ediyoruz. Onlar Osmanlı topraklarına geliyorlar 1492'de ve o zamandan beri Anadolu'da, Ege bölgesinde ve biraz daha sonra İzmir'in merkezinde, Kemeraltı'da yaşamaya başlıyorlar. Diğer yandan İspanya'da evrilen kültürlerinde Anadolu'ya, Osmanlı topraklarına taşıyorlar. Biz buna sefarad kültürü diyoruz, sefarad Yahudi kültürü. Tabii ki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Festivalin bir amacı da bunu canlandırmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Festivaldeki sefarad şarkıları, sefarad müziğini tekrar ve tekrar sahneye çıkararak yapıyoruz. Bunun dışında sefarad mutfağı tabii ki çok önemli. Sefarad edebiyatı, burada yazılan 500 yıl boyunca yazılan hikayeler, romanlar, tabii dini edebiyatı, dini malzemeleri bir kenara koyuyorum ama seküler anlamda çok şey yapıldı. Onun yanı sıra müzik alanında ve teoloji alanında İzmir Yahudiler özelinde, sefaradlar özelinde çok önemli bir yere sahip oldu dünyada. Taşınmaz kültür varlıkları açısından da İzmir'in önemi çok büyük. Mesela içinde bulunduğumuz Hevra Sinagogu veya eski adıyla Talmud Torah Sinagogu, bir zamanlar bir dini okul, sonra sinagog ve bugün de yıkıldıktan sonra kurtarmayı başardığımız bir mekan. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda, çekimlerde gerçekten muhteşem bir yer ve İzmir'e festival aracılığıyla kazandırılmış bir yer. Etrafımıza biraz bakarsak, 3 sinagogun daha olduğunu görürüz hemen yanımızda. Karşıda gördüğünüz duvarlar Forasteros Sinagogu'nun kalıntılarıdır. Orada da bu tip bir çalışma yapılacaktır. Sağ tarafta gördüğünüz duvar Algazi Sinagogu'nun duvarıdır. Algazi Sinagogu mesela İzmir'de 18. 19. yüzyılda çok büyük bir müzik işbirliğinin mekanıdır. Oranın hahamı ünlü bir müzisyendir İzmir Türk klasik sanat müziği alanında. Ve onun Hisar Camii'nin ünlü imamıyla birlikte yarattığı müzik bugüne kadar gelmiştir. Biz kimden söz ediyoruz? Rakım Elkutlu'dan söz ediyoruz. Festivalde de TRT sanatçıları onların müziklerini aynı sinagogda canlandırdılar. Hemen bitişikteki başka bir sinagogun, o da 17. yüzyılın başlarına dayanan bir sinagogun duvarı, Forasteros, yabancılar veya ziyaretçiler sinagogu. Ve geçen yıl açılış kokteylini orada yapmıştık. Bu mekanda hem Avrupa Birliği Fonu'nun Avrupa Birliği projesinin açılışını yaptık, hem de festivalin açılış töreninden sonra kokteylini gerçekleştirdik. İzmir Kemeraltı aslında bir etkinlik, bir performans merkezi kazanmış oldu. Burada festival süresince veya festivalin dışında konserler ve performanslar gerçekleştirilebilir, sergiler yapılabilir. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Etsayim Sinagogu'ndayız. Etsayim yaşam ağacı anlamına geliyor. Festivalin açılış törenini bu sinagogda gerçekleştirdik. Bu festival aslında bir İzmir Sefarad Kültür Festivali olmasına rağmen bir işbirliğine, bir kültürler arası diyaloga çağrı yapmakta. Ve de açılış töreninde Yahudiler ve Yahudi olmayanlar tarafından bir performans sergilendi. Ladino dilinde şarkılar söylendi ve bu şarkılara eşlik eden modern dansçılar danslarının performansını gerçekleştirdiler.
konuşmalardan sonra, konuşmaları da İzmir Musevi Cemaati Başkanı, ben, Konak Belediye Başkanı, ki onun desteği burada gerçekten çok değerli, ana sponsorumuzdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de konuştular. Yabancı konuklarımız vardı. Yaşam Acil Sinagogu'nun, Etzheim Sinagogu'nun alt katındaki galeride de bir fotoğraf sergisi gerçekleşti. Sanatçı Barbara Yoaf'ın Bat Mitzvah adındaki sergisi, fotoğraf sergisi. Bat Mitzvah nedir? Bat ve Bar Mitzvah. Bar Mitzvah erkek çocukları için, Bat Mitzvah da kız çocukları için yapılan bir törendir. Bir nevi ergenlik törenidir. 13 yaşına basan çocuklar, Yahudi çocukları bu töreni gerçekleştirirler ve bu törenden, yani bu yaştan itibaren kendi davranışlarına, yaptıklarına sorumluluk alırlar. Bu tören bunu simgeler ve fotoğraf sanatçısı Barbara Yoaf da bu tören için yapılan hazırlıkları, ama kız çocuklarının töreni için yapılan hazırlıkları ve törenin kendisini belgelemiş fotoğraflarıyla. Burada açılış töreninin dışında kapanış törenini de aslında gerçekleştirdik ve bu da Fransız bir kemancı Isabel Duren ve piyanist Michael Herscheidegg tarafından sefarad olmayan bir konser verildi ve aynı zamanda Hanukka törenimizi, Hanukka'nın son gün törenini gerçekleştirdik. Arkamdaki şamdan Hanukkiyadır. Hanukka bayramında 8 gün boyunca yakılan mumlardan oluşur ve her gün bir mum yakılır. Bizim yorumumuz burada biraz değişik oldu. Bunun bir Yahudi bayramı olmasına rağmen biz bu mumların hepsini değişik kültürel gruplar tarafından yakıyoruz ve bu şekilde yine kardeşliği, işbirliği, birbirimize saygıyı bir çağrı haline getiriyoruz. Aynen orada yazılı olduğu gibi, komşunu kendin gibi sev. Festival artık bir uluslararası karaktere bürünmeye başladı. Bir yandan Fransa'dan gelen sanatçılar, diğer yandan Selanik türküleri ve de Ulrich Mertin'in konseri gerçekten bu festivali uluslararası yapmaya başladı. Ve İzmirli izleyicilerin de bu festivali bu kadar kucaklamış olması, önümüzdeki yıllarda bu festivalin sadece İzmir'de değil, Türkiye'de ve hatta Akdeniz havzasında önemli bir yere sahip olacağının işaretidir.